Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın desteği, sizlerin de katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TFF yönetimi 6 Şubat'ta ertelenen Fenerbahçe, Konyaspor, Ümraniyespor, Adanaspor ve Giresunspor, Kayserispor maçlarıyla ikinci kez ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçının tarihini belirlemiş arkadaşlar. Hani Mustafa Hoca yine bildi deyip de biraz şey yapmak istemiyorum. Hala bir şeylerin acısı üstümüzde ama normalleşmeye de mecburen yavaş yavaş başlamak zorundayız. 25 Şubat Cumartesi günü saat 19'da Fenerbahçe, Konyaspor, Giresunspor, Kayserispor müsabakası var. Ama hocam maçlar 3-4 Mart'ta oynanacaktı. Size kim dedi 3-4 Mart diye? Siz bu kanalın takipçisi değil misiniz? Siz bu kanalın takipçisi değil misiniz arkadaşlar? Ben size maçlar ne zaman oynanacağını söylemedim mi? 26 Şubat Pazar günü Ümraniyespor, Adana Demirspor, Beşiktaş Antalyaspor maçları oynanacak. Çok zekice bir şey olmuş. Fakat benim şaşırdığım 3 haftalık fikstür açıklanmış. Kayserispor Fenerbahçe maçı da 4 Mart Cumartesi günü saat 7'de. Sonraki hafta Fenerbahçe bay geçiyor. Ardından 26. hafta Alanya deplasmanı Alanyaspor Fenerbahçe 19 Mart Pazar günü saat 19'da. Burada bir yanlışlık olması lazım. Niye yanlışlık olması lazım? 19 Mart Pazar değil de Pazartesi olması lazım diye biliyorum. Sebebi de şu. Fenerbahçe'nin o haftada sanki Avrupa maçı vardı diye hatırlıyorum. Yani 25 Şubat'ta ikinci tur çekilecek. 25 Şubat'tan sonra yani 2 Mart'ta değil 9 Mart'ta falan olacak olsa mesela 9 Mart, 16 Mart olacak olsa yine bak olmuyor yani. 9-16 olacak olsa bile 19'u saçma olur. 20'si olması lazım çünkü deplasmana gidecek Fenerbahçe. Burada bir kural var. Deplasmana giden takım pazartesi oynuyor diye. Buna düzenleme gelir diye düşünüyorum ama 3 haftalık periyot. Bir de ben şeye çok şaşırdım. O ara hafta içine maç gelmemesi Avrupa maçlarının olduğundan dolayı arkadaşlar. Yoksa çok sıkışık bir fikstür oynanacak. Yani nefes alamayacak takımlar. Onu söyleyeyim. Antalyaspor resmi olarak da Hatayspor'un 20 yaşındaki forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ı sezon sonuna kadar kiralamış. Aşağıda bir notum vardı. Şu şekilde bir not. Hocam biz niye Bertuğ almadık ya? Hani Serdar Dursun yerine Bertuğ alsak daha iyi olmaz mıydı diye. Bunu iki farklı duyumcudan aldığım duyumlarla açıklayacağım. Çin ekibi Çan Çun Yatay'ı Serdar Dursun'a teklif yaptı. Serdar Çin'e gitmek istemediği için kabul etmedi diyor duyumcunun biri. İkinci duyumcu Polonya ekibi Rakow Serdar Dursun için Fenerbahçe'ye teklif yaptı diye belirtiyor. Eğer bu tekliflerden herhangi birini Serdar Dursun kabul etseydi belki de benim Bertuğ'la ilgili düşüncem aslında düşünceden çok daha ötesiydi. Ama hayırlısı olsun. Gaziantep Figueiredo için Başakşehir anlaştığını açıklamış. 650 bin euro bonservis sonraç satıştan %15 pay. Bunu da konuşmuştuk. Beşiktaş Josef'le yolları ayırmış ki bir duyum daha gerçekleşmiş oldu. En azından Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta oynayacağı maçta bir gol az yemiş olacağız. Birilerinin bize yazdığı Kasımpaşa'nın yeni transferi Michael Malsa kiralık olarak Kasımpaşa'da. Dedim ya Malsa bize gelir diye demek ki İyi futbolcuymuş ki bize gelmedi. Ama bize yazıp da yönetimi küçük düşürenler vardı. Onlara da selamlar olsun. Onları takip edenlere de. Ben şöyle çok güzel bir intro buldum. 10 dakika intro oldu. Şimdi bu son dakikaya neyi söyleyeceğim? Enner Valencia'nın temsilcisi sözleşme görüşmeleri için İstanbul'da ve 2 gündür görüşülüyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten size daha önce söylediğim hani biz menajerinin hani biz Fenerbahçe'nin anlaşmak için konuşuyoruz cümleleri sosyal medyada düşmüş durumda. Bu sözleşme uzatılması gerçekleşecek gibi arkadaşlar. Yeter ki sakatlık olmasın bu şekilde de performansı sürsün. João Pedro biliyorsunuz takımla çalışmalara başladı ama tamamen net olarak iyileşmesi bu haftayı bulabilir. Bugün bu arada ben bu videoyu saat 16.30'da falan koyma düşüncesindeyim. Fatih Karagümrük'te bugün saat 17'de hazırlık maçımızın planlandığını söyleyeyim. Ama bu maç taraftara basına kapalı olacak.
Taktik antrenman. Hocam niye basına kapalı? Niye işte şey? Biz Fenerbahçe'yi görmek istiyoruz. Arkadaşlar göreceksiniz zaten. Merak etmeyin. 25 Şubat yani bir hafta sonra tamam. Bir hafta sonra kavuşuyoruz. Ama burada şimdi biri gider gol atar. Enteresan bir harekette bulunur. Zaten sosyal medyada bir barış, bir kardeşlik, bir huzur ortamı sağlanmış durumda. Ya birisi gölgeler falan gerek yok. Bu riske girmenin lüzumu yok arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Fenerbahçe'miz geçtiğimiz sezon Jeonbuk Hyundai Motors'tan bir futbolcu aldı. Büyük umutlarla aldı. Kim aldı? Güney Koreli Jin Ho Jo'yu aldı. Jo Jin Yo ya da Jin Ho Jo nasıl derseniz. Ve bu güzel kardeşimizle 3,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Aldığımız günlerde her arkadaşımız şunu söylüyordu. Ya Fenerbahçe işte kreş mi? Fenerbahçe çocuk futbolcu yetiştirme yeri mi? Evet. Siz Euro'nun kaç lira olduğundan haberiniz var mı? Yani Euro kaç lira? Bu arada Jorginho'nun enteresan bir özelliğini söyleyeyim. Ön libero, 8 numara, sağ kanat ve bu sene de sağ bek oynamaya alıştı. Sağ bek oynuyor arkadaşlar bazı maçlarda. Güney Kore'nin alt yaş kategorilerinde birçok maça çıktığı için hocam 14 artı 3 kuralına mı uyuyor? Hayır arkadaşlar, altyapı futbolcumuz 14 artı 3, 14 artı 5 falan filan yok. İstediğimiz herhangi bir maçta direkt oynatabiliriz. Çünkü altyapımızda en az bir sezon geçirdiği için oynatabiliriz. 2005 doğumlu Gambiyalı orta saha Flerno Alagai Jobe ve forvet oyuncusu Cherno Sahoyu kadrosuna kattı. Yani Fenerbahçe'miz iki transfer yaptı. Şimdi bunu ben başlığa koysam küfür edecekler. Ama bunu da zaten söylemiştim. Hocam gerek var mıydı ya? Millet işte Zaniolo çekiyor, sen Gabon'dan bilmem futbolcu getiriyorsun. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray transfer cezası yese, 3 sene transfer cezası yese. Hiç düşündünüz mü? Fenerbahçe'de 3 sene yesin, Galatasaray'da 3 sene transfer cezası yesin. Hiç düşündünüz mü böyle bir ihtimali? Harbi söylüyorum bak. Yunus'lan, Kerem'le ya bir yere kadar bence. Mecbur alttan bir şeyler çıkartmak zorunda. Şu an en potansiyel isim Yusuf Demir 6 milyon euro. Bayıldılar, 129 dakika oynatabilirler. Sen bugün 3 senelik ceza yesen. Beğenmediğin Altay, İrfan Can hani kadronda şu anda bonservisini alırsın. Sonuçta kadronda olduğu için transfer başkası gelemez. Kiralık da olsa bonservisini alabilirsin. Seni 3 sene götürecek futbolcular var. İyi de hocam böyle bir ihtimal yok ki. Kime göre yok? Galatasaray bu sene Avrupa'ya gitmediği için hiçbir denetime tabi tutulmadı. Bu şekilde sıralamaya girerse mecburen Avrupa'ya gidecek. Önümüzdeki sene incelemeye tabi tutulmayacak mı zannediyorsun? Bakın şampiyon olan takım bile öyle ahım şahım şey yapamayacak ha. Öyle esneme pay falan yok. Sattığın kadar al neredeyse uygulanacak. Çünkü garanti değil Şampiyonlar Ligi grupları. Crespo. Aklıma gelmişken konuşayım. Size göre çöp, bana göre Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Crespo. 2024'te sözleşmesi bitecek. 500 bin euro yıllık ücreti var. 1,5 milyon euro istiyor falan filan diye belirtmişler. Yok arkadaşlar. 1,1 milyon euroya ve artı maç başına sözleşme uzatılabilir. Birçok futbolcuda bu düşünülüyor. Bir şey söyleyeceğim. Az önceki 3 sene mevzusunu haybeden söylemedim. Türk futbolunda ciddi bazı şeyler olacak. Çok ciddi şeyler olacak. Ne hocam yine 3 Temmuz falan. Yok lan öyle değil. Yani transferde bu limit olayları var ya, çok değişik yerlere gidecek. Çok değişik yerlere gidecek. Finansal fair play, Avrupa'nın finansal fair play'i esneyecek ama ülkelerinki daralacak. Bu eldeki kadroyu koru. Alacağın isim için şunu yap, bunu yapa dönüşecek. Bir de bankalar konsorsiyum anlaşmasından dolayı kulüplere de zorluk çıkacak. Ben bunu belirteyim. Arda Güler Türkiye Tek Yürek kampanyasına 6 milyon TL bağışının doğru olmadığını söylemiş. İsim benzerliğidir demiş. Ya açıklamayacaktım ama. Yani 6 milyon lirayı da verip şimdi Arda Güler'i de meşhur etmek istemedim. Bunu üyelerle biz kendi aramızda topladık diye bir yalan söylemek istedim. Yok ben beceremiyorum yalanı ya. Olmuyor. Bünye kaldırmıyor. Ben bir yorumda bulunmak istiyorum. Şimdi bir yalanın arkasına bir doğru söyleyeyim. UEFA Avrupa Ligi kuralları. Şöyle ekrana geldi mi? Geldim.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibimiz İsviçre'nin Nyon kentine 24 Şubat Cuma günü çekilecek. Kura sonucu belli olacak. Allah Galatasaray kura şansı versin Fenerbahçe'ye. Madem birlik beraberlik çok iyi şu anda. Allah Galatasaray kura şansı versin. Nedir Galatasaray kura şansı? Şu takımlar içerisinde en eleyebileceği takımı gider çeker. Yani gider en eleyebileceği takımı. Ya da mesela iyi bir takım mı seçti? Bir hafta içinde futbolcuları zehirlenir, öbürünün kaynanası ölür, öbürünün görümcesi ölür, öbürü sakatlanır, öbürü birbirine dövüşür, öbürü öbürünün karısına bir öbürünü aldatır bir şey olur. Maça bir çıkarlar neredeyse U19'da. Yani o yüzden Galatasaray şansı olsun diye. 24 Şubat Cuma günü belirlenecek. Şimdi ben hangisini geleceğini düşünüyorum? En aşağıdan 3. sıra sağ taraftaki Midtjylland'ın geleceğini düşünüyorum. Çünkü 2'de 1'de biz Midtjylland'dan futbolcu transfer ediyoruz. Kesinlikle Midtjylland gelir. İstisnasız. Bu arada Ajax Union Berlin maçını Halil Umut Meden niye katletmedin pis adam? Bak katiyen söylüyorum Midtjylland gelir. Hocam Fenerbahçe şansı Juventus. Hocam Fenerbahçe şansına göre Juventus mu gelir? Bak ben size söyleyeyim. Fenerbahçe şansına göre Sevilla gelir. Juventus gelir. Başka kim gelir? Roma gider evinde 3 tane atar. Salzburg gelir, Roma gelir. Ajax gelir. Ren gider Shakhtar Donetsk eler tekrar Ren gelir. Gerçi orada 3-3 kaldık. Burada 2-2 kaldık. Penaltılara falan gider. Yani Fenerbahçe şansı bu. Ama şunu da söyleyeyim. Bu turdan itibaren hani kim gelirse gelsin. Yani şöyle baksanıza Allah için. Yani buradan atıyorum. Kafadan atıyorum. Gerçekten Midtjylland geldi. Eledin diyelim. Sonra direkt bölüm sonu canavarları. Bununla mı cimi şunu bunu yok. Sosyal medyada hala Aubameyang'ı kiralamak için Chelsea'de temaslarımızı sürdürdüğümüz söyleniyor. Bundan şeyin haberi var mı Chelsea'nin? Sosyal medyadaki duyumcu kardeşlerimiz de diyor ki Dybala'yla Aubameyang şu an transfer edilebilir oyuncular. Hadi başkan yap sen yaparsın diye. Ben hakikaten merak ediyorum. Gerçekten Aubameyang'ı niye transfer etmemiz gerektiğini merak ediyorum. Benim kafam basmıyor. Senin elinde Türkiye Ligi'nin gol kralı var Valencia. Batshuayi'de 15 gol atmış. Geri kalır yönü yok. Joshua King'de yükselen değer. João Pedro tamam yıldız aldın ama kullanamadın. Belki patlama yapacak. Kimin yerine oynatacaksın? Sen Serdar Dursun'a şans veremiyorsun. Bu kadar enteresan. Fenerbahçe Kongre üyesi Faruk Bayraktar. TFF 3. lig 1. grupta mücadele eden, mali krizlerden dolayı sıkıntılı günler geçiren belediye Derince Spor'u satın almış. İnanın yani Fenerbahçe satın almış kadar sevindim buna. Belediye Derince Spor. Güzel bir logosu var. DS yazıyor. Galatasaray'ın S'sine benziyor ama sarı lacivert renkleri var. Gayet güzel bir takım. Duruş güzel. Dördüncü sırada bu arada maddi sıkıntılar yaşasa da 3. ligde 4. sırada 2. sıradaki takımlar arasında 4 puanlık bir fark var. Ben sevinirim böyle güzel takımların alınmasına. Yani lazım olur. Futbolcu arayışında olur. Sen gidersin futbolcu arayışında olan takıma futbolcunu verirsin. Bir sürü mızraklı futbolcu aldın onları verirsin. Ne bileyim bir Melih Bostan falan buralarda güzel olabilir. Belediye Derince Spor'a da buradan selamlarımızı göndermiş olalım. Savunma takviyesi dur. Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmayı sürdürüyor. Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'ye talip çıktı diyor. Merak ettim kimmiş acaba? Hangi takımın Gremio'suymuş acaba? Savunmaya takviye yapmak isteyen Brezilya ekibi Gremio. Kiralık olarak oynayan Gustavo Henrique için görüşmeleri sürdürüyor. Ülkesine dönmeye yakın olduğu ifade ediliyor. Bulduğu şansları iyi kullanamayınca yedek kulübesine çekildi. Kiralık olarak şöyle böyle falan filan. Şimdi şunu söyleyeyim. Bana kuracağınız ilk cümleyi biliyorum. Hocam iyi de sürekli idmanlarda yani Jesus'un dizinin dibinde oturuyor. Gidecek adam her zaman idmanda mı olur? Buruma gitmeden önceki akşam da idmandaydı ha. Bilginiz olsun. Lemos sözleşme feslinden bir gün önce idmandaydı. Yani aklıma geldiği için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Berisha mesela gitmeden önce taktik idmandaydı. Maça çıkacaktı. Kadroyu ona göre falan şekillendirdik. Yani değişik şeyler.
Gustavo Henrique için gider de diyebilirim, gidemez de diyebilirim. Ama şunu söyleyeyim, giderse bizim, bak bizim var ya, Brezilyalı futbolcumuzun çok olması aslında avantaj. Luan Perez mesela, eğer Brezilya'ya gitmek istese mesela çok iyi paralar gönderebilirsin. Çünkü orada piyasa yapmış, sen de sakatlanmış. Deprem korkusu falan filan deyip araya sıkıştırırsın. Bu arada arkadaşlar bakın, benim kulağıma çok ciddi söylentiler geliyor. Ben bunu hani ülkemizi kötülemek, başka bir amaçla söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani burada niyetimi hepiniz biliyorsunuz ama İstanbul deprem söylentilerinin fazlalığından dolayı bazı İstanbul takımlarındaki futbolcuların Türkiye'ye bakış açısı değişti diyorlar. Ben de şunu söylüyorum. Bunu pozitif olarak kullanın. Futbolculara diyorum ki git ikinci dönem kendini kanıtla. Kalan maçlarda çatır çatır oyna. Yazın bir her türlü transferini açığız diyelim. Ama bakalım. Yani bilmiyorum, enteresan şeyler. Enteresan hamstring sakatlıkları falan, hazırlanın. Bol bol sakatlık duyacağız İstanbul takım futbolcularından. Bol bol sakatlık duyacağız. Hocam öyle ne kadar kötü niyetlisin sen ya. Sen kötü, bu kadar kötü bir adam değildin demeyin. O manada demiyorum. Yani inşallah sakatlanmadan manasında demiyorum. Bol bol sakatlık duyacaksınız arkadaşlar. Enteresan kırmızı kartlar, enteresan kart cezaları. Buna hazırlıklı olun. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi ben bu videonun başlığına ne koyacağımı bilmiyorum. Valencia'nın sözleşme uzatmasını konuştuk. Pedro'nun düzelmesini konuştuk. Serdar Dursun'a gelen tekliflerin reddini konuştuk. Crespo ile uzatmayı konuştuk. Jorginho olayını konuştuk. Bu arada altyapıya gelen çocuklar da maşallah iyiler. Konya maçını, Kayseri maçını konuştuk. Berto Yıldırım, Joseph olayı. Başka Arda Güler, Arda'nın sözleşmesi falan bitiyordu ya. Oynamasa 5 milyon euroya gidiyordu. O iş ne oldu? Aubameyang'a konuştuk. Gustavo Henrique gidebilir. Sürpriz ayrılıklar ve sözleşme uzatmaları. Bu arada Zayt'la ilgili bir kardeşim ricada bulundu. Daha doğrusu benden değil de başkasından ricada bulundu ama ben de üstüme alındım. Zayt gidiyormuş. Fenerbahçe yönetimi de üstünü çizmiş. Taraftarı çıldırtacak Zayt gelişmesi yaşanıyormuş. Öyle bir durum söz konusu değil. Zayt yapı olarak biraz soğuk bir yapıya sahip. Hani biraz tek yaşamayı seven bir yapıda. Osayi de öyle. Bu çocuklar fotoğraf kadrajında yer almadı. Fotoğrafçı kırptı diye. Bak Zayt'ın arada sıkıntı var. Yahu öyle bir durum yok ya, merak etmeyin. Ha şu var. Eşi gitmek istiyor. Kendisi kalmak istiyor. Şu anda eşi de kalmak istiyor. Şu an şu duygusallığı, şu duygu selini gördükleri için Fenerbahçe futbolcuları Valencia'nın da, Zayt'sın da, Altay Bayındır'ın da, Crespo'nun da, ki İsmail uzattı zaten, açıklandı. Bunların sözleşme uzatacağı fikrindeyim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bu arada transfer dönemi 5 Mart'a kadar uzatılırsa uğraştığımız çok ciddi isimler var ama bugün bitecekse vebali de günahı da her şeyiyle Jorge Jesus'un boynuna. Ben Ali Koç'a laf etmem. Git şunu al dedi de Ali Koç mu olmadı? Değil. Aciliyette şunu al Osterbold. Kaç istiyorlarsa verin alın dedi. Gidin de alın da. Samet Akaydın gidin alın ben beğeniyorum dedi. Gidin de alın da. Emre Demir şapkadan çıktı. Onu da zaten alıp kiraladık. Yani böyle bir durum var arkadaşlar. Günahıyla sevabına artık Jesus'un benim aktaracaklarım bu kadar. Sorunuz varsa transfere dair mutlaka ve mutlaka bu videonun altına yazın. Hocam benim sorduğum sorular gözükmüyor mu? Kanala abone değilsen gözükmeyebilir. Videoyu beğenmediysen gözükmeyebilir. Aynı soruyu tekrar soruyorsan zaten başkasınınkine cevap verdiğimiz için seninkine cevap vermeyeceğizdir. O yüzden arkadaşlar, yoksa biz herkesin yorumunu önemsiyoruz. Bakın hocam ben yorum atıyorum, bana noktayla cevap veriyorsun. Adam yerine koymuyor musun demeyin. Arkadaşlar adam yerine koyduğumuz için noktayla cevap veriyoruz. Yani her yoruma bakıyoruz. Acaba önemli bir şey var mı diye. Moderatör arkadaşlar beni uyarıyorlar. Şöyle bir soru var. Şöyle bir olay var diye. Bilginiz olsun, bana iletiliyor. Onlar yorumlar silinsin. Gözümüzün önünden çekilsin. Ve karşımızdaki kişi yorumuna baktığımızda anlasın diye size nokta atıyor. Yani atılan noktaların size karşı bir saygısızlığı, terbiyesizliği yok. Bazen ben denk geliyorum. Uzun uzun cevaplar yazıyorum. Arkadaşlar da şey diyor. Hocam bir moderatörün biri var. O bana çok güzel uzun uzun cevap veriyor. O benim la. Yani o benim yani, uzun uzun yazan. Öyle yani. Bilginiz olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.